أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. Arkadaşlar, bu haftada suallere çok birikti çünkü cevap vermek şeklinde bu seminer yapılacaktır. Fakat ondan önce usule dair kısa bir izahatta bulunmak istiyorum. Veya bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız burada dinledikleri meselelerden bir sual çıkarıyorlar. Aşağıda bana soruyorlar. Benim sözümü sualine mesnet yapmak için tekrarladıklarında birçok yanlış anlamalara, nakillere şahit oluyorum. Dikkatli dinlemiyorsunuz. Bu cumhuriyet ekmeği yiyen insanlarda dikkat az maalesef. Maalesef. Kendi sözümü tanıyamıyorum ki suale cevap vereyim. Ya ismi değiştiriyor, ya tarihi değiştiriyor, ya vakayı değiştiriyor. Zorlukla anlıyorum, ha şunu diyorsun ama ben öyle demedim diyorum. Aynı şekilde gelen suallerden de bazen böyle meseleler çıkıyor. Halbuki ben başka vesilelerle de söyledim. Klasik Osmanlı medrese tahsili görmüş çok insana mülaki oldum. Ve onlardan bir metot kaptım. O metot şudur. Suali mukadderlere cevap vererek meseleyi anlatmak. Suali mukadder şu demektir. Bir mukarrir, söz söyleyen birisi, bir meseleyi anlatırken muhatabın zihninde belirmesi muhtemel olan suali kendi kendine sorar, sorulmadan onun ve onun gibi suallerin cevaplarını vererek ilerler. Bu işi tafsilatıyla anlatmak oluyor. Şimdiki insanlar tafsilattan sıkılıyor. İstiyor ki çok öz bir şekilde gerçeği kavrasın, yetiyor ona. Fazlaya talip değil. Televizyon programlarında da buna şahit oluyorum. Bir kına birkaç kılıç sokmak istiyorlar. İki saatlik bir programa meselelerden bir tanesi kifayet etmezken birçok meseleyi birden sokmaya çalışıyorlar. Ve gönlümün istediği gibi az bilgili cumhuriyet adamları gibi değil, bildiğini doğru bilen Osmanlı münevveri gibi bütün teferruatıyla varidi hatır olan, mukadder olan suallere cevap vererek anlatmak istiyorum. Bu da mümkün olmuyor hiçbir zaman. Burada böyle bir tahdit yok ama burada da çoğu zaman zaman kifayet etmediğinden fazla mesele anlatayım diye ihtisar ediyorum. Bundan yanlış anlaşılmalar çıkıyor. Geçen hafta burada gıdalar üzerine konuşan bir arkadaşın sözlerinde eksik gördüğüm bir iki hususu tavzih için bir konuşma yaptım. Öğrenmiş bulunuyorum ki bunu da yanlış anlayanlar oldu. Onun eksik bıraktığı şuydu. Bu işi benden daha fazla bildiği muhakkak. Bu işle uğraşmış. Biz hakkımızı da biliriz, haddimizi de biliriz. Bazı insanlar sade haddini bilir, bazı insanlar sade hakkını bilir. Hayır, doğru olan ikisini bilmekte. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. İlmin sonu yoktur. Her suale cevap vermeye kalkışan adam cahildir. Hem de cehli mürekkeptir. Cehil de iki türlüdür. Cehli basit, cehli mürekkep. Cehli basit, bilmediğini bilmeye, bilmediğini bilen adamın cehlidir.
Cehli mürekkep ise hem bilmez hem de kendini bilir sanan adamın cehaletidir. En tehlikelisi de bu cehli mürekkeptir. Bu zamanda böyle adam da çok. Onun için biz bildiğimizi söyleriz, bilmediğimizi bilmiyoruz deriz. Bu ne ayıptır, ne günahtır. O arkadaş bu işi benden çok daha iyi biliyor. Ama bu işin arkasında Yahudi olduğu meselesine ağırlık vermedi. Ya zaman bulamadı, ya imkan bulamadı. Bütün dünyada bu işin arkasında Yahudi vardır. Bugüne kadar Yahudi parayı ve felsefeyi silah olarak kullanarak bütün insanlığı kendi hizmetinde bulundurmak, kullanmak istemiştir. Bugün buna bir de gıdayı eklemiştir. Bu noktayı ben tavsiye ettim. Ve iki noktayı eksik bıraktı demiştim. İkinci noktayı da ben unuttum. O da toprakla uğraşın dedi. Toprakla uğraşına ilave edilecek söz de şuydu. Toprak insan vücudundaki fazla elektriği dengeler. İnsan vücudunda 40 volt cereyan vardır. Bu 20'ye düştü mü halsizlik yapar. 60'a çıktı mı gerginlik, asabiyet yapar. Eli veya ayağı toprağa değen insanlarda stres olmaz. Bakın toprakla uğraşan köylüler çok sakindirler. Bu toprak vücutlarındaki fazla elektriği boşaltmasındandır. Stresin birinci sebebi vücudun fazla elektrik yüklenmesidir. Bu bugün ispat edilmiştir. Dinde de bir kaide vardır. Unuttuğu nokta bu, bunu söylemek gerekirdi. 1400 sene evvelinin bilgisiyle, imkanlarıyla ümmi bir peygamber buyuruyor ki toprağa secde ediniz, daha makbuldür. Toprağa secde etmenin neden makbul olduğu bugün elektriğin keşfinden sonra anlaşılmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerek kendi sözlerinde, gerekse Kur'an-ı Kerim'de zamanın ilmiyle izah edilemeyecek pek çok beyan vardır. Bu onun kendi benliğinden konuşmadığını ve ma yentiku illa heva, hevasından konuşmaz. Onu ispat eden akli ve mantıki delillerdendir. Böyle dinde çok misal vardır. Hele Kur'an-ı Kerim'de zamanın ilmiyle izahı gayri kabil çok gerçek var. Belki bir seminer bununla ilgili yaparız. Dünyanın 50 kilometre dışında elektronik bir zırh vardır. 50 kilometre dışında. Bu elektronik zırhı çekim kuvvetiyle dünyanın merkezindeki çekirdek vücuda getirmektedir. Her Allah'ın günü 4000 ila 5000 meteor küre-i arzın merkezindeki cazibe dolayısıyla dünyaya çekilir. Ve bu 50 kilometre dışındaki elektronik zırha çarpar geri döner, onu geçemez. Allah Azimüşşan Kur'an'da biz gökyüzünü dünya için bir tavan yaptık buyuruyor. O günkü insana bunu ancak tavan olarak izah etmek kabildi. Nasıl bir baba çocuğuna Allah, cennet, cehennem, melek gibi kabili müşahede olmayan mücerret mefhumları izah etmek için çocuğun mantığına yakın kelimeler seçer, onun anlayabileceği müşahede sahasına giren unsurları misal olarak zikrederek anlatırsa, Allah Azimüşşan da dinin metafizik hakikatlerini bütün beşeriyete bu uslub ile bildirmiştir. Onun içindir ki gerçek müfessirler Kur'an'ı tefsir ederken sözünün başında veya sonunda "Vallahu ya'lem bis-savab." Doğrusunu Allah bilir. Ben bundan bunu anlıyorum
derler. Bu bir edep meselesidir. Aynen bunun gibi. Kur'an-ı Kerim'de terakkiyat-ı fenniyeye mugayir hiçbir husus yoktur. Mugayir görülen hususlar tarih içinde pek çok olmuştur. Ve sonunda ilim Kur'an'ın dediğini kabul etmiştir. Bunu başka bir bahise anlatırım. Bunun için eski alimler demişlerdi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir mektep oldu ki müdavim Allah idi zatına muallim. İşte o peygamber Allah'ın bildirmesiyle toprağa secde edin diyor. Toprağa yapılan secde kumaş üzerine yapılan secdeden daha makbul. Bu da elektriğin keşfiyle ortaya çıkmıştır. Bütün bunları niye söyledim? O arkadaşımızın konuşmasındaki iki noktayı tavzih için geçen hafta biraz uzunca konuştum. Bunun birinci kısmı yanlış anlaşılmış. Ben Kola Türka'yı, Ülker bisküvilerini, Ülker markasını kötülemiş imişim. Yani Ülker bisküvisinde emilkatör var. Emilkatörleri anlattım, hatırlayın. Emilkatör var. Misal verdim. Mesela dedim bir Ülker bisküvisini alırsınız, üzerinde E bir rakam yazar. Bu nedir? Bunu kimse bilmez. Bunu kimse bilmez. Bunu Yahudi adet edinmiştir ki, emilkatörlerin gıdalar üzerine yazılışı rakamla olsun. Halbuki bu insanların tabii haklarına mugayirdir. Bütün dünyada kabul edilmiş bir teamüldür ki, bir insan tükettiği gıdanın neden imal edildiğini bilmek hakkına haizdir. Ama Yahudi bu kaideyi çiğnemiş, bunu umumileştirmiş, herkes emilkatörleri rakamla yazar. Bana çok sorulmuştur. Ben şeker hastası olduğum için çikolata yemem. Emilkatör var Ülker bisküvilerinde. Olabilir. Ben demedim ki emilkatörlerin hepsi haramdır veya hepsi sağlığa aykırıdır. Bilakis emilkatörler bugün 3000'den ziyadedir. Emilkatör bir gıdanın bozulmasını engelleyen katkı maddesi demektir. Bunların içinde dine ve sağlığa aykırı olanlar var mıdır? Elhak vardır. Çünkü bu işi ortaya atanların niyetlerine göre bu muhtemeldir. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar ellerinde bir liste taşırlar. Çarşıdan biz de böyle yaşadık Avrupa'da 15 sene. Çarşıdan bir şey alacağız zaman helal olan bilhassa nebati gıdaların listesi. Hangi rakam helaldir? O listeyi cebimizde taşırdık. Bir şey alacağımız zaman üzerindeki emilkatör numarasına bakarız. Listemizdeki helal içinde mi haram içinde mi bu? Bazısı helaliyet, haramiyet yönden, bazısı sıhhat yönden mahsurludur. Bazısında da hiçbir mahsur yoktur. 3000 emilkatörün 3000'de sıhhate, dine aykırı olsa bu iş ayyuka çıkardı zaten şimdiye kadar. Onun için ben emilkatörde, Ülker bisküvisinde emilkatör var, bu yenmez demedim. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Aynı şekilde Kola Türka hakkında da böyle bir şey demedim. Lütfen yanlış anlamayın. Ben Kola Koka hakkında konuştum. Kola Koka'nın formülü gizlidir. İmalatçıları Yahudidir. Diyorum ki sen niye ilan etmiyorsun ben şunu bundan yapıyorum, bundan yapıyorum diye. Taklit edilir. Taklit edilir, tescil edersin markanı, engellersin. Burada bir Hinoğlu Hinlik var diye düşünüyorum. Coca-Cola başka şey, Kola Türka başka şey. Üstelik İslam'da hüsn-i zan asıldır. Aksi sabit olana kadar bir insan hakkında hüsn-i zan beslemek asli kaidedir. Kaldı ki
ülkemizdeki bunca zenginler içinde mason olmayan, İslami gayreti olan sayılı adamlardan, sayılı firmalardan biridir Ülker. Benim o firmanın kurucusu olan Sabri Ülker'le 40 seneden fazla bir hukukum var. Onun hakkında bir suizanda bulunmam, sahibi böyle dindar, Müslüman, İslami gayretlere koşuşturan bir adam olan bir firma hakkında benim kötü bir şey düşünmem için bir sebep yoktur. Hatta benim bildiğime göre, Allah rahmet eylesin, bir Nurettin Can Hoca vardı, yakınlarda vefat etti. Bütün işlerinde ondan Sabri Bey fetva alırdı. Umarım ki oğlu da aynı işi yapıyordur. Oğluyla bir temasım yok. Aynı işi yapıyordur. Yani yaptığı ticareti şer'i noktayı nazardan bir hocanın kontrolünden geçirten bir adamdı. Bu vasfına ilaveten bir şey daha söyleyeyim. Şahsen bana da iyiliği olmuş bir adamdır. 77 seçimlerinde ben Milli Selamet Partisi'nden aday oldum. Çünkü dergimde yazdığım yazılardan dolayı hakkımda 30 küsür dava vardı. Milletvekili olursam hapse girmem, devre sonuna kalır, uzar diye ben aday oldum. Erbakan Hoca öyle münasip gördü, seçilmeyecek bir yerden bizi koydu. Sabri Bey milli selameti de Erbakan'ı da tasvip etmiyordu. Allah rahmet eylesin yine. Mahmut Bayram Hoca adında İmam Hatip'in çok değerli, veli tabiatlı, idealist bir hocası vardı. Onunla bana 25 bin lira 77'nin parası para gönderdi. Ve ben milli selameti tasvip etmiyorum. Bu parayı Kadir Bey'in kendisine gönderiyorum. O meclise girsin diye gönderiyorum demiştir. Başka bir şey daha size söyleyeyim. Çok vakaları çoğaltmak mümkündür de. Abdurrahman Gürses Hoca Menemen'de hapis yatmış. Yıl dönümü dolayısıyla onu da hatırlayalım. Hakkında henüz yayınlanmamış bir kitabımız var. Burada da Sabri Ülker'le ilgili bir vaka yazdım. Yani bunları niye söylüyorum? Bu vakaları yaşayan ben, Sabri Ülker'i veya onun kontrolü altındaki bir firmayı kötüleme kastıyla hareket etmiş olamayacağımı göstermek için söylüyorum. Abdurrahman Gürses hastaneye kaldırıldı. Zannediyorum 74 senesinde. Doktorlar bu kanser, alın götürün dediler. Sabri Özpala, Allah selamet versin, Sabri Ülker'le bir akrabalığı var. Sabri Bey'e gitti, bu değerli bir hoca dedi. Abdurrahman Gürses hakikaten vakur bir alimdi. Yani Osmanlı, ben ulemanın yetimiyim diyordu. Kimse kalmamış. O tabiatta tam Osmanlı alimi. O vakarda, o ciddiyette bir alim kalmamış. O yahut azalmış diyelim. Kalmamış demeyelim de. Sabri Özpala Sabri Bey'e gitti. Ülker'e. Dedi ki bu değerli bir hoca. Tamam ben de biliyorum. Beyazıt Camii baş imamlığından emekli. Reisül Kurra. Yani hafızların başı. Bir adam. Sen buna bir el at. Amerikan hastanesine kaldırdılar. Teşhis yanlış konulmuş. Kanser değildir. Tedavi gördü. Hoca 30 sene daha yaşadı. Bunun bütün hastane masraflarını Sabri Ülker ödedi. Şimdi böyle bir adam bir hocayı vazifelendirir, maaşa bağlar, yaptığım işi İslam bakımından kontrol et der. Hacıya hocaya böyle yardım eder. Başka bildiklerimiz de var da şimdi ne kötülemek doğru ne de reklam yapmak doğru. Çünkü Sabri Bey o adamdı ki Kuleli'den benim ahbabımdı. Caminin kenarında durur ben zenginim diye gidip birinci safta durmazdı. Öyle mütevazi bir adamdı. Dede Paşa merhum derdi ki zengin ana derem ki fukara gönüllü ola.
bir mecliste zengin olduğu belli olmaya. Zenginler büyük büyük konuşur. Oturuşundan, konuşmasından belli olur. Aksine Sabri Efendi, Sabri Bey bir mecliste bu da kim, bu da zengin bir adam mıdır diye teşhis edemezsin. Fukara tavırlı bir adam. Allah sıhhat afiyet versin. Rahatsız şimdi. Allah sıhhat afiyet versin. Böyle bir adamı bu hususiyetlerini ve burada daha anlatmak istemediğim birçok hususiyetlerini bilen bir adam olarak onun hakkında hüsnü zanla mükellefim. Coca-Cola için düşüncemin iki kaynağı var size söyleyeyim. İki, daha da fazla ya, iki tanesini size söyleyeyim. Ben Türkiye'ye yeni döndüğüm zaman 91 Haziran'da döndüm. Zaman gazetesinde ya 6 ay sonra yahut bir sene sonra Coca-Cola'nın eser miktar eroin ihtiva ettiği için helal olmadığı yazıldı. Ben de Zaman gazetesine hüsnü zannederek Coca-Cola hakkında menfi düşünmeye başladım. Bir diğer gene eroin olduğu, eser miktarda eroin olduğuna dair bir makaleyi de buraya getirdim. Ama tafsilata gerek yok. Coca-Cola başka şey, Cola Turka başka şey. Eğer o ismin, markanın şöhretinden istifade ederek kola demişse, kola bu cinsten mamullerin hepsine deniyor. Bu bir. İkincisi, bunu bir Müslüman adam yapıyorsa herhalde başka bir formül tatbik eder diye düşünüyorum. Bundan dolayı bir firmayı kötülemek kastıyla hareket etmediğim gibi bu şahsi muharefem, şahsi tecrübelerim dolayısıyla da böyle anlaşılmamın doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu tavzih kulağınızda küpe olsun, dinlediğinizi iyi dinleyin. Mesela Ülker çikolatasında bilmem ne yazıyor, bu nedir dedik diye bu hemen haramdır demek değildir ki. Benim aklıma Ülker'de var diyorlar da ben başka bir şey, çarşıda pazarlık yapan, alışveriş yapan bir adam değilim. Emilkatörü kim kullanıyor, kim kullanmaz bilmem. Birilerinin bana Ülker çikolatalarında emilkatör var demesinden, buna dair sual sormasından dolayı aklıma vehleten o geldi. Demedim ki onun kullandığı şu rakamdır, bu rakamda haramdır. Bakın size, Türkiye'de ilk kitaptır. Benim kızımın kitabı. Burada binden fazla emilkatörün çözümü vardır. Burada helal olanları da, haram olanları da görürsünüz. Siz de çarşıda alışveriş yaparken kim olursa olsun imalatçısı, oradaki rakam bu kitapla mukayese ederek, yani bu rakam emilkatör falan numara, bu neden yapılıyormuş diye merak ederseniz buradaki listeden bulabilirsiniz. Hem sağlığı korumak hem de harama helale riayet etmek hepimizin vazifesi. Ama diğer bir vazife de Müslüman insanlar hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Ben bu umumi kaideye ilaveten şahsi muharefem ve tecrübelerimle de hiçbir firmayı kötülemek benim işim değil. Ben rakip firma değilim ki. Benzer şeyleri imal etmiyorum ki. Bir kasıtlı söyleyeyim. Şahsi muharefem dolayısıyla da menfi bir şeye ihtimal vermiyorum. Emilkatör kullanmak muhakkak emilkatörün zararlısını, haramını kullanmak manasına gelmez. Pek çoğu da helaldir. Bunu böylece tavzih etmekle iktifa ederek diğer suallere geçelim. Herhalde o yanlış anlaşılan sözleri de internetten çıkaracağız. İyi dinleyin. Yanlış anlamadan sorulacak sualleri sorun. Buyur. Üstad, çeşitli vesilelerle İslam'da harbin esasının müdafaa olduğunu ifade etmiştir. O zaman fetih hareketlerini, fetih maksatlı yapılan harpleri nasıl anlamak lazım? Herhangi bir saldırı hazırlığı, istihbaratı almadan stratejik amaçlı yapılan harplerde yok mu? Harbin kaideten
yani umumi bir kaide olarak müdafaa harbi olduğu İslami bir gerçektir. Fakat bunun istisnaları vardır. İstisnalardan birisi, eğer bir yerde zulüm varsa, o zulmü bertaraf etmekte Müslümanların güçleri dahilindeyse, zulmü yapanların veya zulme maruz kalanların Müslüman olma şartı aranmaksızın beşeriyet üzerindeki bir zulmü kaldırmak için tecavüz harbi yapılır. Bunun tarihte misali İspanya'nın fethidir. İspanya'da Vizigotların zulmünü kaldırmak için, bunu da haber veren İspanya'nın karşı sahilindeki Bizans kolonisinin başındaki kumandandı. Orayı muhasara etti Müslüman orduları. O dedi ki benimle ne uğraşıyorsunuz? Sizi karşıya geçireyim. Orada bir müthiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Zalim bir idare var. Müslümanlar da güçlerinin o zulmü bertarafa kifayet edeceğini hesap ederek İspanya'yı fethettiler. Demek ki ne İspanya'da ne zulme uğrayanlar Müslümandı. Hadi zulme uğrayan Müslüman olur da Müslümana yardıma gidersin. Hayır. Zulme uğrayan gayrimüslim bile olsa o zulmü insanlık üzerinden bertaraf etmeye gücü yettiği takdirde Müslümanların orayla harp ederler. Bu bir istisnadır. Diğer bir istisna şudur. Seninle yaptığı muahedeyi ihlal eder. Yaptığı muahedeyi ihlal ettiği zaman o muahedeye riayetini temin etmek için tecavüz harbi yaparsın. Bu da bir istisnadır. Diğer bir istisna. Bir zaman Müslümanların olan bir yeri zamanla Müslümanların elinden çıkmakla beraber hukuken Müslümanların olmaktan çıkmadığı için geri almak için de tecavüzü harp yapılır. Bunun örneği de Kıbrıs'ın fethidir. Kıbrıs'ı Hazreti Muaviye fethetmişti. Zamanla Venediklerin eline geçti. Üstelik bunlar korsanlık yapıyorlardı. Osmanlı donanmasına, Osmanlı ticaret gemilerine zararlar da veriyorlardı. Bu zararı def etmek için de fethedilebilirdi. Fakat Ebu Suud Efendi verdiği fetvada onların bu korsanlıklarını değil, şu kaideye esas aldı. Benim Lozan'ın kitabımın ikinci cildinde Ebu Suud Efendi'nin bu fetvasını görebilirsiniz. Bir zaman Darül İslam olan bir yer, zamanla Müslümanların elinden çıkmakla, hukuken onların olmaktan çıkmaz. Ve İslam padişahına, İslam kumandanlarına, İslam liderlerine bir vazifedir ki, onu geri alacak güce sahip oldukları takdirde, ne suretle mümkün ise o suretle geri almak onlara bir haktır. Mesela bu şuna benzer. Senin bir malını bir hırsız çaldı. Zorla da elinden alırsın. Sakladığı yerden gidip sen de çalsan suçlu değilsin. Çünkü kendi malını alıyorsun. Bu mal senin elinden fiilen çıktı ama hukuken senin olmaktan çıkmadı. İslam'da bu mantık tatbik olunarak vaktiyle Darül İslam olmuş bir yeri geri almak için haklı bir harp sebebi aranmaz. Gücün yetip yetmediğine bakılır. Kıbrıs için haklı sebepler de vardı. Ama Ebu Suud Efendi bu hükme yer verdi. O sebepleri zikretmedi.
Bir başka istisna. İstihbarat yaparsın. İstihbarat yaparsın. Sana karşı bir hazırlık yapmaktadır. İslamiyet miskinlik dini değildir. İslamizm, İslamiyet dinamizmdir. Hristiyanlıktaki gibi bir yanağına mı vurdu? Öpürünü uzat. Ona da vurur herif. Bu miskinliktir. Bu köleliğe istidattır. Müslüman izzetlidir. Ne kimseyi ezer ne kimseyi kendini ezdirir. Sana bir tokat vurana senin de bir tokat vurma hakkın vardır. Dilersen affedersin. O hak da sana aittir. Onu da devlet karışmaz. Şimdi af kanunu çıkar. Hırsız affedilir. Katil affedilir. Devletin buna hakkı yoktur. Ancak hak sahibi affeder. Kadın mahkemeye geldi. Kocasını vurmuşlar. Davan yok bugün. Niye yok? Senin kocanın katilini devlet affetti. Bu olmuş vakadır. Kadın feryat etti. Devletin kocasını vurmadı bu adam. Benim kocamı vurdu. Nasıl devlet bunu affeder? İslam'da hak sahibi affeder. Devlet affedemez. Senin aleyhine bir tertibat yapıyor. Bekle miskin miskin gelsin tecavüz etsin ondan sonra mukabele et. Bu akla da mantığa da maslahata da aykırıdır. Onun hazırlığını tamamlamasına meydan vermeden sen bastırırsın. İşte taarruz-i harp sebebidir bu da. Diğer bir sebep, haklı bir sebeple tecavüz etti sana. Mesela en akla gelen nedir? Ülkene tecavüz etti. Sen sade o tecavüz ettiği miktarı geriye almakla iktifa etmezsin. Devam edersin ona aman dedirtene kadar. Pes dedirtene kadar. Çünkü sen sadece senin ülkenden tecavüz ettiği yeri geri almakla çekildiğin takdirde o biraz sonra toparlanacak bir daha. Onu bir daha tecavüz edemez hale getirirsin. Bu tecavüz de meşrudur. Bunlar akıl mantık işidir. İslam'da akla mantığa mugayir bir kaide yoktur. Binaenaleyh sadece Şafii mezhebinde din Allah'ın dini galip gelene kadar bütün küre-i arzda cihad edin hükmü vardır. Sadece Şafiiler bunu haklı bir harp sebebi aramadan Müslümanlar güçlü ise dünyadaki son ferde varıncaya kadar cihad ederler tarzında telakki etmiştir. Diğer mezhepler cihadın sadece harp olmadığını, silahlı mücadelenin ancak belli sebeplerle, başka ayetler delaletiyle, belli sebepler dolayısıyla caiz olduğunu, gerekli olduğunu kabul etmişlerdir. İmam Şafii'nin içtihadı burada istisna teşkil eder. Öteki mezhepler harp için muhakkak belli şartlar, belli sebeplerin tahakkukunu ararlar. Şimdi Selçuklu tarihinden tutun, Osmanlı tarihine kadar tutun. Hangi vakayı keyfi olarak biz efendim şurayı fethedelim diye gitti, fethettiler diye söyleyeceksin? Çünkü o hadisenin doğumuna sebep olan büyük vakalar bilinir de küçükler bilinmez. Mesela bir istihbarat. Devlet bir istihbarat almış da ondan dolayı şu ülkenin üzerine yürümüş. Bu tarihte kaydolmaz ki. Hiç eşi emsali yoktur. Size bir misal vereyim. Yüzlerce Osmanlı tarihini karıştırın. Bir istihbarat örneğine rastlamazsınız. Ya bu devletin istihbaratı yok muydu? Elbette vardı. Ama istihbarat adı üstünde gizlidir. Gizli olduğu için günümüze kadar intikal etmemiştir. Bila sebep
tecavüz harbi yapıldığı gibi zannettiğiniz işlerin de aslında istihbari sebepleri vardır. Buna size tarihte mühim bir misal vereyim. Bakın Osmanlı tarihinde. Bu da bizden çıkmadı. Fransa'dan ortaya çıktı. İbrahim, Sultan İbrahim zamanında, Deli İbrahim derler, yalandır. Deha çapında bir adamdır. Bir hizmetçisine, havuza bakan hizmetçiye bahşiş vermek için havuza altın atıyor. Balıkları altın atarmış. Tamam, temizlediğin zaman ücretin orada, git al diyor. Şaka yapıyor. Bundan çıkarmışlar ki balıklara şey atarmış. Altın atarmış. Hepsi yalandır. Onun zamanında papalık meclisinde bir Osmanlı casusu var. Bu casusun kardinal rütbesi var. Kardinal. Eğer papadan evvel ölmeseydi en kıdemli kardinal olduğu için de papa olacaktı. Bu adam krallarla görüşür. En üst seviyede bir din adamı Vatikan'da. Öldükten 200 küsur sene sonra kaldığı ev yıkıldı. Duvardan Osmanlı Devleti ile istihbarat evrakı çıktı. Fransızlar bunu 7 cilt halinde yayınladılar. Vay anasını, Osmanlı'nın casusu Vatikan'da papa namzedi olacak derecede yükselmiş, haberimiz yokmuş diye ağızları açık kaldı. Evin duvarında sıvanın içine evrakı saklarmış. Mürür zamanda ev köhneleşti. Evi yıkınca bu evrak çıktı. 7 cilt halinde Fransızlar bunu yayınladılar. Oradan size bir nakil yapayım. Şeyhülislam Efendi diyor, sen fetva verdin. Senin fetvana istinaden ben burada şarap içiyorum. Haçı öpüyorum. Açık saçık kadınlarla bir arada bulunuyorum. Eğer bu iş caiz değildi de sen herhangi bir sebeple bu fetvayı verdinse vallahi ahirette elim yakandadır diye. Ben ezanı Muhammed'i duymadan burada kafeste kuş gibi ızdırap içinde yaşıyorum diye. İstihbarat orada ne hazırlık yapılıyor Osmanlı aleyhine? Şehirde birine veriyor. O başka bir şehirde başka birine veriyor. 4-5 elden evrak İstanbul'a geliyor. Padişahın kendisine sualleri oluyor. Falan kralın erkek çocuğu var mı, araştır. Çünkü o ölürse o devlette falan devletin akrabalıkları var. Birleşme ihtimali var. O deli de Deli İbrahim denilen İbrahim'in öyle dehşetli sualleri var ki buna. Adam papa olacak mevkiye kadar gelmiş. Ömrü vefa etmemiş. Şimdi bu istihbarattan biz Fransızların şu evrakı bulması dolayısıyla haberdar olmuşuz. Belki bunun istihbaratına istinaden bir hareket yapılmıştır. Ama bunun istihbaratına istinaden yapıldığını bilmediğimiz için vay Osmanlı tecavüz harbi yapmış, bilhassebep harp yapmış diyebilirsin. Onun için vakaların derununa sahip vakıf olmadan böyle hükümler vermeyiniz. Osmanlı İslam'ı kendisine şiar ittihaz etmiştir. Lakin herkesin Allah'ın emrine ittiba hususunda bir takati vardır. Sahabe de ittika etti. Halktan insanlar da ittika etti. İkisi aynı mıdır? Takatler bir değildir. İmkanlar bir değildir. Herkes takati kadar İslam'ı yaşar. Birisinin sağlığı müsaittir, işi müsaittir, kültürü müsaittir,
üzerinde varit olan tesirler müsaittir. Gece sabaha kadar namaz kılar. Birisi zar zor 5 vakit namazı kılar. Sen niye gece kalkıp kılmıyorsun diye muazze edemezsin. Çünkü Allah'ın farz kıldığını yaptı, bitti. Ondan sonrası adı üstünde nevafil. Nafile fazladan. Onun için herkesin İslam'ı yaşayışı aynı derecede olamaz. İstidatlar, iktidarlar farklıdır. Osmanlılar da insandır. Onların da bir hata payı olabilir diye düşüneceksin çeşitli sebeplerle. Yani bunlar peygamberler gibi masum bekliyorsan hiç kimseyi böyle bekleme hakkın yoktur. Evlad-ı Resulü masum addeden İranlılardır. Onun dışında evlad-ı Resul bile, peygamber sülalesi bile masum değildir. Herkes günah işler. Herkes hata eder. Herkesin doğruları tatbik kabiliyeti de hudutludur. Hata sevap dengesine bakarak insanları değerlendirmek lazım. Ha bir de şu vardır. Bozulma zamanında Osmanlı'da kusur bulabilirsin. Bozulma zamanı içeriye Müslüman oldum diyerek giren sahte adamlar vardı. Yani senin benim gibi Müslüman görünür, mevki kapar ama ihanet için gelmiştir. Buna size çok misal verebilirim. Fatih'i zehirleyen Yakup Paşa Yahudi yülasıldır. Fatih'le birlikte namaz kılıyor. Ama fırsat eline geçince zehirliyor. Bugün sabittir bu. Mithat Paşa hürriyet kahramanıdır. Git Ziraat Bankası'na kahraman hürriyet diye resmini görürsün. Halbuki dedesi Yahudidir. Kendisi eroinmandır. Hala bu millet kendisine tarih içinde kazık atmış birçok şahsiyeti bilmez. Bilmez. Size sorsam Yasef Nasi kimdir? Belki duymadınız bile. İlim adamlarınız bile bilmez. Hakkında bir iki makale ya vardır ya yoktur. Halbuki Yasef Nasi bilhassa Sarı Selim devrinde, İkinci Selim devrinde Osmanlı'da öyle nüfus sahibi bir Yahudidir ki Fransız tüccarlarından alacağını tahsil edebilmek için Osmanlı Devleti Fransız donanmasını burada hazzetmiştir. Verin Yasef Nasi'nin parasını, donanmanızı serbest bırakayım. Şahsın alacağı için devlet donanmasını hazzetmiş. Tarihte eşi emsali görünüyor. Neden? Sarı Selim onun damadıdır. Yasef Nasi kayınpederidir padişahın. Ne yapmıştı bu adam? Gizli faizciliği, Galata bankerliği denilen gizli faizciliği ta Kanuni devrinde. Türkiye'de kuran bu adamdır. Ne biliyorsunuz hakkında? Size böyle yüzlerce adam sayarım. Biz düşmanı küçümseyen bir milletiz. Halbuki düşmanı küçümsemek doğru değildir. O ecdadın çocuğuyuz ki su uyur düşman uyumaz demiştir. Su uyur düşman uyumaz. Öyle dikkatli olmak lazım gelirken Peygamber aleyhissalatü vesselam halis insanları ikaz için el muhlisune ala hatarın azim buyurmuştur. Halis insan büyük bir tehlike üzerindedir. Nedir o tehlike ya Resulallah? O tehlike şudur ki herkesi kendi gibi zanneder de tedbirde kusurlu kalır. Şeytani yollardan gelen bir adam birisiyle bir münasebette bulunduğu zaman her ihtimal aklına gelir. Bu bana bunu yapabilir mi, şunu yapabilir mi? Onlara tedbir alır. Saf bir adam böyle bir şeyler düşünmez, tedbir de almaz, sonra da faka basar. İşte biz bu hadisin yüklendiği manadan, bu zaaftan dolayı yıkıldık. El muhlisune ala hatarın azim. Böyle adamlar girdi aramıza. E o adamı da Osmanlı Paşası görüyorsun. Görüyorsun ama maske paşa. Haberin yok. Maske. Altında gavur yüzü var. Bugün de böyle adamlar var.
ilahiyatçı, profesör, bilmem siyasetçi, bilmem ne. Adı da Müslüman adı. Ama fiili gavur. Kimininki gizli, kimininki aşikare. Laiklik olduğu için şimdi korkmuyorlar. Gavurluğu aşikare de yaşıyorlar. Bir de Müslümanlar dini bilgiler bakımından cahil olduğundan en fahiş dini hakikatlere aykırı sözleri söylemekte beis görmüyorlar. Anlamaz bu adamlar. Anlayana da rastladılar mı? Bin türlü müşkülat çıkarıyorlar. Nereden geldik buraya? Tecavüzü harp caiz midir? İşte deruni sebepler bilinmeden ecdadı değerlendirirseniz, vay bak İslami kaideye aykırı hareket etti. Ben kuvvetliyim, onu göstermek için gitti İstanbul'u fethetti. İstanbul'un fethinden evvel Bizans'ın Osmanlı aleyhine entrikası yüzü geçer. Yüzü geçer. Bu kadar kendi aleyhine faaliyet gösteren bir devleti ortadan kaldırıp fitneyi kurutmak istemekten daha tabii ne olur? Size Bizans'ın son devirlerinde Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren çevirdiği entrikaları anlatsak 50 derse bitmez. Durup dururken öyle burayı ben alayım, bu bize lazım olur, burası iyi yerdir diyerek harp etseydi Kanuni Manş denizinden çıkardı. Bakın 16. asırda Kanuni iki defa Almanya seferi yaptı. Şarman merkezi hükümeti Ahın şehriydi. Ahın şehrinin dışına bile çıkamadı Kanuni'ye karşı. Kanuni dedi ki biz köylülerle harp etmek için buraya gelmedik. Döndü boş. Boş döndü. İsteseydi Manş denizine kadar alırdı. Ama Atilla'nın adamları gibi, Hunlar gibi Avrupa'da kaybolurdu. Nüfusu az. Fakat o iki Alman seferinden sonra Papalık Meclisi bir karar aldı. Amerika diye bir kıta keşfedildi. Bu kıta bakir. Bizi Osmanlılar Manş denizinden denize dökecekler, Manş sahillerinden. Biz bu kıtayı boşaltalım, Amerika'ya yerleşelim. Burayı da Osmanlılara bırakalım. Bu papalık kararıdır efendiler. Tatbik kabiliyeti olmadı. Çünkü feodal nizam, toprağa bağlı insanlar toprağını kolay kolay terk edip başka yere gitmez. Amerika'ya gidenler yersiz, yurtsuz, serseri takımıdır başlangıçta. Toprağa bağlı olan insanlar muhafazakar olur. Bulunduğu yere bağlıdır, orayı terk etmez. Tatbik kabiliyeti olmadı. Papalık Meclisi bunun kararını aldı. Demek ki istese Kanuni Manş denizinden çıkardı ama gerçekçi hareket etti. Hatta Avrupa'daki hududunu Tuna Nehri olarak hudutlandırdı. Tuna Nehri'ne kadar olan mıntakayı vatan yapma düşüncesiyle iskan ederek Anadolu'dan nüfus taşıyarak Müslümanlaştırdı. Tuna Nehri'nin ötesini harp marjı olarak muhafaza etti. Bugün de Türkiye İslam'a dönerse Avrupa'da tabii hududu Tuna olmalıdır. Bugünkü hudut anormaldir. Sabahleyin güneş doğarken Selimiye Camii'nin minarelerinin gölgesi Yunan toprağına düşüyor. Böyle hudut olmaz. Gümülcine parmak gibi alttan Batı Trakya Türkiye'ye doğru uzanıyor. Yunan tehdididir. Peki stratejik bir ülkenin rahat, huzur için yaşaması için stratejik zaruretler yok mudur? Vaktiyle bizim olmasından katan nazar. Ben bugün Türkiye'nin başında olsam, gücümün yettiğine de kanı olsam, bir hamlede İstanköy adasını alırım. 800 metre mesafedeki bir adada Yunan'ın ne işi var? Bu benim için bir tehdittir. Antalya'nın güneyinde
Antalya sahillerinde 4 kilometre adada mesafede Meiz Adası'nda Yunan bayrağı benim sinirime dokunur. Bunlar Lozan'ın da işlemiş cinayetlerdir. Kaldı ki bir zaman Darül İslam olan bir yer bir daha Darül Harp olmaz. Sen bugün Bulgaristan'da Darül Harp kaidelerini tatbik edemezsin. Romanya'da edemezsin. Makedonya'da edemezsin. Türkiye'de edemezsin. Almanya'da edersin. Gayrimüslimden faiz alırsın, Almanya'da helaldir. Eline domuz eti geçer, gayrimüslim satarsın, parası helaldir. Kumar oynaman mekruhtur. Oynadın, gayrimüslimden para kazanırsan helaldir. Eline içki geçti, gayrimüslime satarsın, helaldir. Neden? Çünkü senin Almanya'da ihtiyari ikametine cevaz yoktur. Darül Harp olan bir yerde ihtiyari ikamete cevaz yoktur. Daha çok kazanacağım diye Almanya'da olanların kulakları çınlasın. Ben onlara hep söylemişimdir. Ben burada dinimi daha iyi yaşayacağım diye geldim diye niyetinizi düzeltin. Kazancınız da helal olur. Yok daha fazla para kazanmak için geldim dersen vebaldesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye ve etrafındaki sahabe kazancımız çok olacak diye hicret etmediler. Dinimizi daha mükemmel, daha rahat yaşayacağız diye. Hicret bunun için caizdir. Gayrimüslim bir ülkede bir Müslümanın ikameti arızidir. Orada zayıftır, korunur. Bu kaideler bundan dolayıdır. İslam'da hiçbir kaide hikmete, mantığa aykırı değildir. Evvela İslam'ı bir dünya görüşü olarak kavrayın. Hayatı ve kainatı izah ediş tarzıyla kavrayın. Evet, bu cihat olarak söyleseydi çok daha geniş anlatılmak lazım gelirdi. Çünkü cihat daha geniş bir mefhumdur. Ama harp dediğine göre tecavüz ve tedafi meselesiyle iktifa edelim. Bu kadar yeter. Başka bir sual sor. İslam'ın galebesi için vaki olabilen her hareket cihada dahildir. Yahya Kahya'nın faaliyetlerini merak ediyorum. Sağda solda Mustafa Sufi isimli bir komünisti Karadeniz'de kaybetmesinden başka bir de bu olayla ilişkili olarak öldürüldüğü haricinde herhangi bir bilgiye rastlanmıyor. Üstad acaba Kahya ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapar? Onu Trabzon tarihinde nereye koyar? Pekala. Yahya Kaptan maruf tabiriyle Kahya Trabzonlu değildir. Karadenizler duysunlar bunu ilk defa ben söylüyorum. Aslında İzmirlidir. Ama Trabzon'a yerleşmiştir. Ve denizci bir adamdır. Limanda kahya olmuştur. Kahya Enver Paşa taraftarıdır. Bunun delilini size söyleyeyim. Enver Paşa Harbi Umumi kaybedilip de Türkiye'den kaçmaya mecbur kaldığı zaman hanımını Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi'ndeki Kahya'nın konağına bırakıp Rusya'ya gitmiştir. Enver Paşa, Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evliydi. Hanedandan bir kadınla evlenenler padişahın damadı sayılır hepsi. Çünkü padişah hanedan reisidir. Onun için damadı Hazreti Şehriyari'dir. Mustafa Kemal de onu kıskanıyordu. O da damat olmak istedi. O da Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan'ı istedi. Alamadı. Bunun hikayesi ayrıdır. Enver Paşa
ailesini bıraktıktan sonra Rusya'ya gitti. Çünkü Rusya Bolşevik ihtilali oldu. İngilizlere düşman, emperyalizme düşman vesaire. Bundan dolayı ne oldu? Rusya'yı kendi düşmanlarına karşı bir tavır aldığı için Çarlık Rusya'sı yıkılmış, Bolşevik Rusya kurulmuş. Bolşevik Rusya'da emperyalizme mücadele ediyoruz diyor. İngiliz'e, Fransa emperyalistliğe karşı çıkıyor. Bu sefer düşmanım düşmanı dostumdur düşüncesiyle Rusya'ya gitmek ve yeni Rusya idarecileriyle ittifak sağlamak istiyordu. Ben Kahya'nın adamlarından Celeboğlu Mustafa adında birini tanıdım. Lise talebeliğim sırasında 50'li yıllarda sağdı. Enver Paşa, bunu bir yerde de yazdım. Kahya'yla hanımını bırakmak için geldiği sıra konuşurken Kahya, Kahya demiş. Biz bu vakte kadar Yahudilerin amali siyasiyesine hizmet etmişiz de haberimiz yokmuş. Yahudilerin siyasi emellerine hizmet etmişiz. İttihat Terakki Yahudi güdümlüdür. Ya masondur İttihatçılar ya Yahudidir. Yahya Kaptan dedi, dizlerine vurdu. Paşa dedi, bunu bu vakitte mi anlayabildin? Çünkü her şey bitmiş artık. İttihat Terakki'nin Yahudi amali siyasiyesine ram olduğunu Enver'in ağzından dinlemiş bir adamdan, Celepoğlu Mustafa'dan dinledim. Yahya Kaptan niye menfi oldu? Yahya Kaptan şunun için menfi oldu. Trabzon Ademi Merkeziyet Cemiyeti adıyla Kuvayi Milliye'nin başlangıcındaki ilk derneklerden biri kurulmuştur. Milli mücadele için yapılan kongrelerin Türkiye dahilinde ilki Trabzon'dadır. Ben Trabzonluyum diye söylemiyorum. Ben zannedersem Ali Şükrü kitabında bunları yazdım. Sonra sahil tehlikeli, Rus donanması gelip şehri bombardıman ediyor diye Erzurum'da toplanma kararı alınarak Trabzon Kongresi dağılmıştır. Yani Kuvayi Milliye'nin temelinde Trabzonlular var. Fakat bunlar Mustafa Kemal'le Enver rekabetinde Enver Paşa'yı tuttular. Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti Barutçuzade Ahmet Efendi Enver Paşa'nın ailesini cemiyetten yardım etmiş. Bu meclise tahkikat meselesi oldu. Ve ona Ali Şükrü Bey cevap verdi. Böyle vakalar geçti. Trabzon adeta meclisteki Mustafa Kemal muhalifi ikinci grubun emrinde gibi göründü. Fakat Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden padişahtan vazifeyi aldıktan sonra Albay İlyaçev adında Bolşeviklerin adamı bir albay kendisini Perapalas'ta gördü. Ve sen Anadolu'ya gidiyorsun. Başarılı olursan Bolşevik veya o günkü tabirle en azından Menşevik. O da ne? Bugün ne diyorlar? Sosyal. Kralcı Menşevikler. Sosyal ne? Halk Partisi nedir? Sosyal demokrat. Sosyal demokrat. Yani komünizmi o günkü manasıyla halkın reyiyle iktidar yapmak veya ihtilalle. Bolşevizm sosyalizmin bir çeşididir ki alameti farikası işçi ihtilalidir. İşçilerin hakları gasp edilir, gasp edilir, gasp edilir.
bıçak yemeye dayanır. Onlar da topyekun isyan eder. Kanlı bir şekilde iktidar alırlar. Bu ihtilal komünizmin farikasıdır. Komünist sosyalist görüş budur. Eğer komünizmi halkın reyiyle iktidara getirmek istersen o gün ona menşevik derler. Bugün de sosyal demokrat diyorlar. Fark bu. Bolşevik veya menşevik bir idare kurarsan Rusya seni destekleyecek. Yeni Rusya. Mustafa Kemal Paşa başarılı olmak istiyor. Kınamam. Ona da evet dedi. İngilizlere de evet dedi. Sonra çok özet söyleyeceğim. Çünkü bu bir seminerle geçtir. Hem de kanuni mahsullü olan yerleri de vardı. Samsun'da 1,5 gün kaldı. Havza'da 22 gün kaldı. Havza'da 22 gün kalmasının sebebi Harşit Nehri'ne kadar dayanan Rus ordularında Bolşevik ihtilali üzerine geri çekildikleri zaman Rus subaylarının bir kısmı Çarlık taraftarı, bir kısmı Bolşevik'in taraftarıydı. Aralarında ihtilaf çıktı, çekildiler. General Budiyeni, o zaman albay, sonra generaldi. General Budiyeni adında bir Rus albayına Bolşeviklerden talimat kaldı ki istihbarat için sen orada kal. General Budiyeni de Samsun'da İngiliz askerleri var. İngilizlere yeni Bolşevik Rusya muhalif ya, onlardan bir zarar görürüm korkusuyla Havza'ya gitti. Oradaki kaplıcalarda tedavi görüyorum bahanesiyle eğleniyor. Orada General Budiyeni de Mustafa Kemal'e böyle bir teklifte bulundu. Ve General Budiyeni Lenin'den bir teminat getirene kadar Mustafa Kemal orada bekledi. Ondan sonra Amasya'ya geçti. Amasya tahmininde mektep kitaplarına konulmayan bir madde vardı. Bolşevikliğin Türkiye için tehlikeli olmadığı anlaşıldı. Ya düşünüldü böyle. Bunun üzerine İngilizler bu ikili oynuyor diye sıkıştırdılar. Burada anlatamayacağım noktalar var. Netice Mustafa Kemal Rusya'yı terk etti. Zaten İngilizler de Batum çıkarmasını yaptılar, iktisali kopardılar. İrtibatı kestiler. İşte Ruslardan yüz çevirince Mustafa Kemal bu hareketin başına Mustafa Supi adında bir Türk komünistini geçirmek için Ruslar harekete geçirdiler. Mustafa Supi, Mustafa Kemal'in yerine Rusların ikame etmek için Türkiye'ye gönderdiği bir adamdı. Hesap buydu, plan buydu. Tabii gelecek önce Mustafa Kemal'e serpruv edecek, beraber çalışalım diyecek vesaire. Ben sana Rusların da desteğini sağlarım, komünistlerin de yardımını sağlarım diyecek. Bir punduna getirip Mustafa Kemal devirip, ama Mustafa Kemal'e İngilizler bunu haber verdiler. Bu da Kahya'ya dedi ki, haber saldı. Kiminle? Sami Sabit Karaman. Trabzon'da tümen kumandanı. Bilir misiniz bu adam Sami Sabit Karaman Türkiye'de Masonluk aleyhine ilk kitap yazan adamlardan da biridir maalesef. Mesela Henry Ford'un Beynelmiler Yahudi isimli kitabını Türkçe'ye ilk çeviren budur. Onunla Kahya dedi ki, karayolu tehlikelidir, Mustafa Supi ve arkadaşların de ki, karayolu tehlikelidir. Eşkıya tecavüzüne uğrarsınız. Sizi buradan gemiye bindireyim, İnebolu'dan, Ankara'ya gidişte kapı İnebolu denizden. İnebolu'ya götüreyim, İnebolu'dan kısa mesafe karayolu Ankara'ya gidin. Böyle kandır. Bunlar komünist, dinsiz, imansız, Allahsız, haşa.
Türkiye'ye gelecekler, karşılıklı çıkaracaklar. Kahya saf inandı. İnandı değil, gerçekte bu. Yani komünist bu adamlar. Bunları gemiye doldurdu. İnebolu'ya götürüyorum diye denize demirledi. Tertibatını onu aldık. 16 kişi midir? 17 kişi midir? Bu şekilde Mustafa Kemal onu kullandı. Bakın Feridun Kandemir diye bir adam vardır. Feridun Kandemir İnönü düşmanıdır. Mustafa Kemal perestişkarıdır. Aynen Cemal Kutay gibi tapınır Mustafa Kemal'e. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın hususi istihbaratında çalışan adamlardan biridir. Ve Enver Paşa'yı takip maksadıyla milli mücadele boyunca Trabzon'da oturmuştur. Trabzon'a giderken Enver Paşa'nın peşinde, Enver Paşa'nın son günleri diye kitapları vardı. Trabzon'a giderken dikkat et, Trabzon'un havası serttir demiş ona. Diyor ki, ben de zannettim ki iklim bakımından serttir. Yani palto al yanına demek istiyor. Sahile çıkacağım diyor, motora kahya geldi bana, dedi ki ne işin var senin burada? İşte beni Gazi Paşa Hazretleri gönderdi. Senin gazin bir Trabzonlu'ya itimat edip de bu vazifeyi veremiyor mudur da Ankara'dan buraya? Geldiğin gibi geriye dön. Etme gitme bin bir müşkülat ile ikna edebildim diyor. Sertlik mi ya, buymuş diyor. Çünkü onlar Enver Paşa taraftarı, Mustafa Kemal'le aradaki muaraza henüz tam tebellür etmemiş olsa bile Enver'i tutuyorlar, Enver'e maddi yardım da ediyorlar, ailesine de yardım ediyorlar vesaire. Enver Paşa da milli mücadele nihayetine kadar Batum'da beklemiştir. Eğer Mustafa Kemal Yunan'a karşı mağlup olsaydı Türkiye girecekti mücadeleyi yeniden başlatmak için. Galip gelince çekti gitti Türkistan'a ve basmacılar hareketi denilen hareketi yaparken şehit oldu. Enver Paşa İnebolu'nun bir köylüsüdür. Mason da değildir. O kadro içinde saf. Demin dediğim gibi el muhlesun ala hatarın azim. Bak ne zaman anlamış ki Yahudiler bizi kullanıyor. Her şeyi kaybettikten sonra anlamış. Gene içinde bir iyilik varmış ki Allah ona şehitlik nasip etti. Ruslarla harp ederken öldü. Talat'a bu nasip olmadı. Cemal'e bu nasip olmadı. Onlar Ermeni kurşunuyla gurbette öldüler. Evet. Kahya bu hizmetine rağmen bir hadis-i şerif vardır. Bir zalime yardım edene Allah o zalimi musallat eder. Bu kabadayı adamlar, gözünü kıpmadan adam öldüren adamlar tehlikedir Mustafa Kemal için. Sami Sabit Karaman'a haber verdi. Sami Sabit Karaman, Trabzon'u bilenler bilir, Çifte Çamlık yolunda askerleri pusuya yatırdı. Kahya arabasıyla geçerken yaylım ateşiyle Kahya'yı öldürdüler. Trabzon'da Boztepe'de mezarı vardır. Metiyeli Büyük'te bir kitabesi vardır. Sami Sabit'in cinayetidir. Ama o da bunu bir talimatla yapmıştır. Hayatıyla ödemiştir. Vatansever bir adamdı. Ama cahildi. Uzun boylu hesap edemezdi. Zaten Ali Şükrü gitti öyle, öyle. Akıllı olsa ne gezer? Kader şerirlerden yana. Millet o zulme müsaak olmuş. Ve izâ câe kader ve izâ cael kaderu ve amiyel basar. Kader geldi mi göz kör oluyor. Alacağım bir tedbiri alamıyoruz. Kahya böyle birisi. Ben onun damadı Aziz Aktulgay'la genç yaşımda ahbap oldum. Çünkü o da şairdi. İçten gelen sesler diye kitabı vardır. Şiirleri var. O da şair. Ben de şiire hevesliydim. Ondan ahbabım vardı. Kahya hakkında kayınpederi oluyordu.
Ayrıca da halam da Çömlekçi'de oturuyordu. Kahya'nın hanımını da tanıdım. Ondan da birçok şeyler dinledim ama Kahya hakkındaki bu kadar bilgi size yeter. Netice itibariyle Mustafa Kemal, Mustafa Supi'yi bertaraf etmek için onu kullandı. Ondan sonra da bunlar tehlikeli adamlar. Bir başkasını da onu. Kennedy cinayeti gibidir bu işler. Sır bilen tehlikededir. Konuşur korkusuyla ekseriye yok edilir. Başka bir sual sor. Taha İslam, Zirvedeki Mankurtlar isimli kitabında diyor ki, Misak-ı Milli serin kanlılıkla incelenebilseydi, İngiliz menfaatleriyle hemen hemen hiç çatışmadığı görülecekti. Üstadın bu konuya yorumu nedir? Bu mankurtlar bende var. Ama doğrusu kapağını açıp da içine bakmadım. Ama bu söz doğru değildir. İngiliz menfaatiyle Misak-ı Milli'yi örtüşüp örtüşmediğini anlamak için Misak-ı Milli'nin evvela tahlili gerekir. Misak-ı Milli'yi kabul eden Osmanlı Meclisi Mebusanı'dır. Ankara değil. Osmanlı Meclisi Mebusanı mağlup bir devletin Mebusan Meclisi'dir. Mağlup askerlerin çoğu yerde ihanet sebebiyle o maruz kaldığı mağlubiyetin siyasi faturası o devletin üzerine yıkılmış. Hatta padişahların üzerine yıkılmış. Hiçbir mantıki şey yokken, sebep yokken. O halde Misak-ı Milli İngiliz menfaatiyle örtüşür mü örtüşmez mi anlamak için Misak-ı Milli ne diyor? Misak-ı Milli diyor ki 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekenamesi'nin Hini Akdi'nde yani imzalandığı anda fiilen veya hukuken bizim olan yer bizimdir. Bundan bir taşından feragat edilemez. Bu ne demek? Ya hukuken ya fiilen. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ki Filistin hezimeti yüzünden imzalanmıştır. O hezimete sebep olanlar da sonra ölçüsüz, hadsiz, hesapsız kahraman olmuştur. 65 bin Filistin'de asker, 360 top İngilizlere verdik. Orada kumandanlık yapmış kumandanlara da söz söyleyemiyorsun. Mondros Mütarekesi 18 Ekim 1918'de imzalandığı zaman fiilen veya hukuken. Niye hukuken diyor? Mesela Kıbrıs. Fiilen elimizden çıkmış ama hukuken bizim. Kıbrıs'taki vatandaş Osmanlı vatandaşı. Osmanlı tebaası İngiltere'ye pasaportla gidiyor. Hukuken bizim niye diyor? Adalar İtalya'da ama harp bitene kadar muhakkaten onda. Halkın vatandaşlık hakkı gene Osmanlı'da. Harp bitince İtalya teslim edecek bize. Uşi anlaşmasıyla emaneten verilmiş. Balkan Harbi çıkınca Yunan işgaline maruz kalmasın bizim donanmamız zayıf. Gene sizde kalsın harp bitene kadar demiş. Hukuken ondan. Fiilen de askerin, memurun faaliyette olduğu yer fiilendir. Şimdi şura Misak-ı Milli'ye dahil, bura dahil değil diye anlamak için fiili durumların 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imza edildiği günde fiili durumlarını hesaba katmak lazım. Suriye hududunu söyleyeyim. İngiliz'in işine geliyor mu gelmiyor mu varın siz takdir edin. Ordu Halep'in 40 kilometre güneyinde Nibil'dedir. Demek ki Halep'in 40 kilometre güneyindeki Nibil bizimdir. Halbuki 1921'de Fransızlarla Ankara İtilafnamesiyle çizilen hudut Tibili. Halep'in 40 kilometre kuzeyindeki Tibili hudut yapmıştır. Hadi diyelim ki bunun İngilizlerle bir alakası yok.
Bu Fransızların işi. Suriye petrol olmadığı için İngilizler Fransızları ittiler. Suriye havalesine kendileri Irak'a yöneldiler. Musul Misak-ı Milliye dahildir. Çünkü Filistin hezimetinde İngiliz orduları devam ettiler ilerlemeye. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi, mütareke demek silah bırakışma. Bırak silahları, sulhü görüşelim demektir. Terki silah demektir. İngilizler duymadık diyerek devam etmiştir. İki gün daha Musul'u 2 Kasım'da işgal etmişlerdi. Hiç kimse diyemez ki Musul Misak-ı Milliye dahil değildir. Bunun için bilsem getirirdim. Devletin resmi haritası vardır. Misak-ı Milliye haritası. Musul bize aittir o haritada. Türkiye Cumhuriyeti haritası. Hatta ucu da açıktır Basra Körfezi'ne kadar. İngilizlerin ise Birinci Cihan Harbi'nde bizim kendileriyle yani itilaf devletleriyle birlikte olmamıza mümanaat etmeleri, Musul'u ele geçirme iki arzuları vardı. Birisi Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması, ikincisi de Musul petrolleriydi. Peki İngiliz için bu kadar ehemmiyetli olan petroller bizim Misak-ı Milliye dahil nasıl İngiliz menfaatine uygun olabilir Misak-ı Milliye? Uygun olması için Musul dahil olmaması lazım. Halbuki biliyor musunuz İsmet Paşa Misak-ı Milliye dahil olan Batım'ı dava etmedi. Her birinin neden Misak-ı Milliye dahil olduğunu yani çizilen asgari vatana dahil olduğunu ayrı ayrı izah ederim ama uzun gider gene kısaca yapacağım. Batım'ı müdafaa etmedi. İstemedi. Batı Trakya istemedi. Adaları, Ege adalarını istemedi. Kıbrıs'ı istemedi. Antakya'yı istemedi. Halep'i istemedi. Çepeçevre buralar Misak-ı Milliye dahildi. Sade Musul'u istedi. Şimdi Musul için Lozan'da bu kadar çekişme yapılmışken bu Misak-ı Milliye dahil olmaması lazım ki Misak-ı Milli ile İngiliz menfaatleri beraber olsun. Ha, Kıbrıs'ta böyle. Kıbrıs'ta Musul gibi. Ama Kıbrıs istenmedi doğru. Ama Misak-ı Milliye dahil. Yani hukuken bize ait olan mefhumuna da. Kaldı ki Arabistan'dan da hot ve hot vazgeçmez Misak-ı Milli. Arabistan der ki ahalisi ekseriyetle Müslümanlarla meskun olan yerlerde plebisit kabul ederiz. Terk ettim Arabistan'ı istemiyorum bunları demiyor. Halk isterse bizimle olur, isterse müstakil olur. Oradaki taviz de bu kadardı. Bu da İngiliz'in menfaatine uymaz. Bu nasıl mantıktır? Şimdi Misak-ı Milli arazi bakımından İngiliz'in talepleriyle tetabuk etmediği bu kadar zahirken Misak-ı Milli zaten İngiliz menfaatine uygundu demek akılla, mantıkla, tarihi bilgilerle bağdaşmaz. Tabii bunun arazi ahali dışında şartları da var. Mesela boğazlardan geçişler vesaire. Bunlar da ayrı ayrı tahlil edersen hiçbirinin İngiliz menfaatine paralelliği yoktur. Bu iddia mantık dışıdır. Akıl dışıdır. Başka bir sıfat. Ezan okundu üstad. Ezan bir 10 dakika önce okundu. Bir sual daha sorayım mı yoksa? Kısa bir şey varsa sor. Yani kısa bir şey. Ben istesem bu Misak-ı Milli çok uzun anlatırım size. Evet. Ve bu bir faciadır. İsterseniz biraz onu anlatayım da nihayet verelim. Bakın. Batum. 1878, 93 harbi denilen harpten dolayı elimizden çıktı. Bu ordunun
siyasetle iştigal etmesinden dolayı sebep olduğu felaketlere en iyi misal budur. İkincisi Balkan Harbi'dir. Batı cephesini konuşmuyorum. Kafkas cephesinde Kars, Ardahan ve Batum. Bunlara Elviye-i Selase denir. Üç vilayet. Bunlar Rusya'ya geçti. Tam 40 sene esarette kaldıktan sonra, 40 sene, 1918'de Brest-Litovsk muahedesi, yani Bolşevik ihtilali olunca Bolşevikler bir an evvel sulh olsun da dünya ile kendi içerideki hakimiyetlerini tesis etsinler diye Rusya'nın muharip olduğu devletlerle anlaşmalar imzaladılar. Bizimle de Brest-Litovsk anlaşmasını imzaladılar. Bu Rusya'da bir şehrin adıdır. Ardahan'ı ve Kars'ı resen terk ettiler. Batum'da plebisit kabul ederiz dediler. 1918. Kars, Ardahan bize geçti. Batum'da plebisit yapıldı. %84 reyle Batum bize geçti. Hiç olmazsa şunu bilin ki birinci Büyük Millet Meclisi'nde 4 tane Batum mebusu var. Bunlardan biriyle ben 68 senesinde görüştüm. İlmiye sınıfındandı Sarıklı Ali Rıza Acar'a. Batum'un arkası Acaristan. Kamilen Müslümandır. İlmiye'den bir adamdı. 4 tane Batum mebusu var. Mesela o kadar dava ettiğimiz Musul'un bir mebusu yoktur birinci mecliste. Halkın reyiyle bize geçilmesine rağmen Ermeniler kabullenmedi. Bir defa da Kazım Karabekir askeri olarak oraya girdi. Gümrü muadesiyle Batum'un bize aidiyetini Ermenilere de kabul ettirdi, Gürcülere de kabul ettirdi, Ruslara da kabul ettirdi. Oldu mu Batum bir Osmanlı şehri? İşte Osmanlı Meclisi mebusanına, son meclise 4 tane milletvekili verdiler. Onlar Osmanlı Meclisi mebusanına İngilizler basınca Ankara'ya gittiler. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bunlar Batum milletvekilliği yaparken Ruslardan alınan yardım mukabilinde 1921'de Mustafa Kemal'in hükümeti Batum'u Ruslara verdi. Ne mukabilinde? 40 bin piyade tüfeğiyle 4,5 milyon ruble altın para mukabilinde. Bunun ne manaya geldiğini siz takdir edin. Biz Batum'u sattık. 21'de. O Batum mebusları da olmayan vilayetin milletvekili olarak birinci devre sonuna kadar meclise kaldılar. Aslında para da 500 milyon rubledir de bunun 500 bin lirası Almanya silah alımı için çıkarılmış. Başka bir vesileyle size anlattım. Nuri Jonker bu parayı fahişelerle yemiştir Almanya'da. Bunu da ben Celal Bayar'a teyit ettirdim. Çünkü Celal Bayar riyasetinde bir komisyon bunun tahkikatına meclis namına gitmiştir Almanya'ya. Bende ne yakası açılmadık gerçekler var ama memlekette ne kanunen ne fiilen tarihi gerçeklerin söylenmesine müsait bir hürriyet vasatı henüz yok maalesef. Evet. 40 bin piyade tüfeğiyle 4,5 milyon ruble altın para mukabilinde Batum elimizden gitti. Ruslar dediler ki o zaman ihtilal yeniydi. Biz güçsüzdük. Mecburen plebisiti kabul ettik. Şimdi güçlüyüz. Yardım ederiz ama Batum'u verirseniz. Halbuki
Bolşevik ihtilal olduktan sonra Türk Cumhuriyetlerine sizi Rus çarlar esir etmişti, hürriyet verdik dediler. Hürriyet verdik dedikleri adamları sonra birer birer topladılar da o hengamda Buhara Reisi Cumhuru Osman Kocaoğlu şurada Üsküdar'ın tepesinde Özbekler tekkesinde yatıyor. Yolunuz düşerse bir Fatiha okuyun. Moskova'ya gelmiş görüşmek için. Buhara Reisi Cumhuru. Bu Türkler ne istiyor diyor. Stalin diyor ki para istiyor ama bizde yok. Ne kaç para istiyor? 100 milyon ruble istiyor diyor. Osman Kocaoğlu diyor ki bizden altın çıkıyordu. Çarlık almıyordu. Bizim stokumuzda 100 milyondan fazla çıkacak külçe altın var. Biz size verelim, siz de onlara verin. Rusya 100 milyon ruble altınlık parayı Osman Kocaoğlu'ndan Buhara Cumhurreisi'nden alıyor. 95'ini gasp ediyor. 5'ini Türkiye'ye veriyor. Mukabilinde de Batum'u alıyor. Yetmedi. Ankara'da Komünist Partisi kurduruyor. Ali Veli diye, Orak Çekiş diye gazeteler çıkıyor. Türkiye'ye Rusya'dan Yeşil Ordu diye yardıma bir ordu gelecek bahanesiyle Azerbaycan'ı işgal ediyor. İhanet ihanet içinde. Koca bir cihan imparatorluğundan bugünkü küçük Türkiye haline kolay gelmedik beyler. Lakin bu milletin kışı bitti. Bahara ulaştık. Önümüz yaz. O ihtişama, o büyüklüğe, o şahsiyete, o inanca yeniden döneceğiz. Siz bunun mimarları olacaksınız. Talihli bir nesilsiniz. Ne mutlu o büyük Türkiye'nin gerçekleşmesinde emeği sebkat edecek olanlara. Alnınız gibi yolunuz da açık olsun. Allah'a emanet olun.